Kapadokya'da eğer balon turu yapmak istiyorsanız çok erken kalkıyorsunuz. Sabahın en erken zamanında, yani saat 4-5 gibi bu alanda oluyorsunuz. Geldiğinizde zaten balonlar böyle doldurulmaya, hava basılmaya başlamış oluyor. Balonlara binmek biraz zor. Binemeyenler oluyor. Onları böyle kucakta, az önce gördüğünüz gibi kucakta balona atıyorlar. Ben binebildim. Tabii ki yardım da gerekiyor. Balonların bu akşamki gördüğünüz manzarasını gerçekten büyüleyici olduğunu söyleyebilirim. Yani etrafınızda bir sürü balon var. Ama çok gürültü var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu sesi özellikle geri kapattım. Biraz ileriki videomda birazcık sesini açacağım. Çok büyük bir sesle doluyor. Bakın yani ne kadar büyük balonlar. Yani havada küçücük görünen bu balonlar dev balonlar. Dev, yani bildiğiniz dev balonlar. Balon yerden artık böyle başına, yani şu balon haline dönmeye şu anda mesela hafif kalktı. Dönmeye başladığı anda sepete girişler başlıyor. Tabii ki devam ediyor gaz, bakın, doldurmaya. Bir yandan da yavaş yavaş insanları sepete alacaklar. O sepete en fazla 10-15 kişi binebiliyor. Bir süre sizi bu güzel, muhteşem bir görselle izlemeye bırakıyorum. Daha sonra önemli açıklamalarım devam edecek. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, gönderilerime beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Evet, biz de sepetimize binmiştik. Yavaş yavaş balonumuz havalanmaya başladı. Tabii ki bu güzel manzarayı her anını ve her dakikasını çekmek istedim. Ve bakın havalanmaya başladık. Bu arada servis minibüsleri bazı izleyiciler için ve bazıları da balonun iniş için, sepetin iniş yapabilmesi için arkasında bir palet var. Sepetler, yani balonlar sepetiyle birlikte oraya iniyor. İniş görüntülerine kadar çektim. A'dan Z'ye hep beraber sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Thank you.
Ve şu an balondayız. Herkes elinde sepetteki diğer ziyaretçilerle birlikte balondan çevrenin görüntülerini almaya çalışıyorlar. Ben de bu dar alanda çekmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca size iyi görseller yakalamaya çalışıyorum. Birazdan güneşin doğuşundaki balon bir görseli olacak. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten şu anda bütün Ihlara Vadisi dahil olmak üzere bütün Göreme, Ürgüp ayaklarımızın altında. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki nadiren de olsa balon kazaları oluşabiliyor. Kaptanların tecrübesizliğinden çok nadir. Fakat izleyicilerin gerekli komutları yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Bu geçtiğimiz dönem balondan düşen biliyorsunuz bir yolcu olmuştur. Sepet inerken orada ipler var. Oraya sıkı sıkı tutunup çömelmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığı için bir kişi zannedersem ağır yaralanmıştı diye hatırlıyorum. Ama normalde güvenilir mi? Yani uçak kadar güvenilir diyebilirim. Kitap aklıma geldi. Gerçekten çok keyifli bir ortam, onu söyleyebilirim. Aşağıda insanlara el salladık. Onunla ilgili videom da mevcut. Birazdan önünüzde olacak. Bazı balonlar yanlışlıkla aşağıya doğru inişe geçiyorlar. Bu da Ihlara Vadisi'nin ortasına doğru iniş yaptığını görüyoruz. Yardımcısı olsun Allah insanların orada. Aşık ortama inmek biraz sıkıntı tabii.
Evet, balon artık havadayız dediğim gibi. Şimdi güneş doğmak üzere ve ben de size o güneş manzarasını yakalamaya çalışıyorum. Bakalım nereden göreceğim diye etrafı bir dolanıyorum. Arka kamerayı kullanarak. Birazdan bakın işte yakaladım görüntüyü. İşte güneş doğmaya başladı. Balon işte bütün balonlar havalarda. Bu balonlar fiyatlar oldukça yüksek. Aslında ben gittiğimde 800 TL ödemiştim. Ancak şimdi neredeyse 3-4 katı fiyat olmuş. İyi ki yapmışım dediklerimden. Burası Ihlara Vadisi, Göreme. Bakın burası Ihlara Vadisi tam olarak gördüğünüz yer. Bir kanyon zaten orası. Çok büyük bir kanyon. Orada o bölgelerden de balonlar kalkıyor. Yine fiyatlar dediğim gibi pahalı ama ne zaman, ne kadar erken bu balon turunu deneyimlerseniz bence o kadar iyi. Gerçekten benim hissettiklerimi şu anda ifade etmem mümkün değil, onu söyleyebilirim. Thank you.
artık zaten görsellerden de anlayacağınız gibi aşağı doğru inmeye başladık. Balonumuz indi ama biz bu keyfin tadı damağımıza kaldı, onu söyleyebilirim. İşte şu anda alnıma vuran şu güneş ışığı bile beni muhteşem duygulandırdı. Şu anda burada olmak bana gerçekten mutluluk veriyor. İşte böyle güzel fotoğraf ve görselle yakalamaya çalıştım. Bakın havadaki şu güzel görseli, şu balonların durumu hiçbir yerde bu kadar yoğun görebileceğinizi zannetmiyorum. Burası Kapadokya. Artık yavaş yavaş alçaldık. Bakın bazı araçlar geliyor şu anda. Bazıları direkt toprağa iniyorlar. Bazıları da bir aracın arkasındaki palete iniyorlar. Zaten videomun en başında o paletten iniş görüntümü özellikle en başa koydum. Siz de izleyebilirsiniz diye. Ve inanın güneş doğduktan sonra bu büyülücü güzelliği, bu Kapadokya'nın Ihlara Vadisi, Göreme, Ürgüp, her yeriyle gerçekten muhteşem bir yer. Sonbahar böyle havasını andıran bu güzel görüntü, atmosfer unutulmaz. Bakın işte sepetimizin ineceği araçtan geliyor. Bizim sepetimiz buna indi. Usta olmak lazım. Direkt oraya indirmek bir ustalık istiyor. İşte bizde usta bir kaptanın kullandığı bir balondaydı. Tam olarak aynı yere indirdi mi? Evet, indirdi. Zaten videomuzun başında da göreceksiniz. Ve işte bakın araçlar yer veriyor. Çekiliyorlar balonlarından yanlışlıkla üstlerine inmesin diye. Sonuçta bir balon yani. Bakın yaklaşıyor işte. Palet yaklaştı. Artık o kadar profesyonel olmuşlar ki balonun tam olarak hangi noktaya ineceğini anlayabiliyorlar ve işte bizim balon tam şu arkadaki palete inecek ve hemen havası indikten sonra da içindeki hava indikten sonra da balonu topluyorlar ve gidiyorlar ama biz tabii nasıl toplayıp gittiklerini görmedik ama buraya topluyorlar zannedersem. Bakın iniyoruz yavaş yavaş, iniyoruz şu anda. Dediğim gibi bir tane bir başka kaptan pilot da toprağa inmeyi tercih etti ya da duramadı, araç ayarlayamadı bilmiyorum ama hani balondan düşürülüyor deniliyor ya, işte o sert iniş için bize çömelin tahminatı veriyorlar. Çömelip sıkıcı iplere tutunuyorsunuz. Balon durduğunda sepetten fırlayıp düşmeyin diye. Boşaltıyorlar. Güvenlik amacıyla hemen indirmiyorlar. Bekliyoruz. Havası boşalsın. Bitti. Kahvaltıya gidiyoruz.